Vatan Mutfağı'ndan herkeslere merhabalar efendim. Sıkıcık çorbası. Evet. Şimdi bulgurumu koyuyorum. Tarhanamı benden koyuyorum. Benden bir yardım istiyor musunuz? Yok istemiyorum. Olacak. Belki sonra şekil verirken. Evet. Hangisinden şeyin? Şöyle olabilir. Size sosunu tamam. Yaptıralım. Evet. Devam edelim lütfen. Rahatsızsınız ama. Ay estağfurullah. Minik bir nezle. Yani yeteri kadar C vitamini alamadık. İşte bünyede hassas olunca hemen. Şimdi o zaman ben sizden şöyle tabii yardım alayım. Buradaki biraz yağımızı kullanabiliriz. İkisini de karıştırabiliriz. Sıvı yağ kullanalım. Yeter diyeyim bana. Hı-hı. Tamam onu kullanabiliriz. Soğanımızı kavuracağız. Evet. Hepsini alayım ben. Sonra da salçayı koyacağız. Sıcak 2 tane su koyup su kaynayacak. Çorbamızın suyunu yapıyoruz. Tamam. Biraz da ben alacağım su buraya. Tamam. Salçayı da koyayım mı? Koyabilir. Yok o soğan piştikten sonra salçamızı peki koyalım. Kırmızı biber, karabiber, tuz falan herhangi bir şey ister miydiniz? Onları sonradan koyuyoruz. Tuzu şimdi koyarsak kaynama noktası yükselir. İşte bakın böyle bir böyle bu evet ipuçlarıyla gelin. Bir daha söyleyeyim bakın mesela şimdi tuzu koymuş olsaydık ne olacaktı? Suyun mesela şu anda tuzu sonradan kattığımız zaman hem vücuttan daha çabuk atılır hem de enerji harcamamış oluruz. Mesela su mesela 100 dereceye diyelim ki 5 dakikada gelecekse diyelim. Tuz attığınız zaman 10 dakikada gelecektir. Daha geç kaynayacak. Tuz suyun kaynama noktasını bozuyor. Evet. Peki. Şimdi tamam mıdır? Bir bakalım. Evet şimdi. Gibi tamam. Evet. Hepsi mi? Evet hepsini koyalım. Size tamam zahmet olacak. Rica ederim. Biraz daha mesela şimdi sadece zeytinyağı koyduk. Az bir şey tereyağı eklemek ister misiniz? Olabilir koyabilirim. Peki şimdi az bir şey tereyağı. Kriyol acamı da kandırıyorum azıcık. Böyle lezzetleri şöyle hop yaptım. Hı hı. Tamamdır. Fazla da koymadan. Lezzetleri biraz evet, değiştiriyorum şimdi belki ama. Yok değiştirmiyorsunuz. Ben üstüne koyacaktım, içine koyacaktım. Evet, iyi harika. Aynı kafadayız o zaman. Evet, süper. Problem yok. Şimdi ben de taranayı erittim. Evet. Bulgur ve unla ıslattım. Cihan gör bunları. Bu taranayı nasıl erittiğimizde bir daha Hürriye ablam anlatsın bize. Ilık bir suyla erittim. Bulgurla unu da koydum. Garip köftesi yapıyoruz. Garip köftesi. Suyu geldi mi? Tamam mıdır artık? Suyu bir yarım litre. Evet koyalım. Evet. Evet aslında biz 2 ila 4 kişi arası. 4-6 kişi değil 2 ila 4 arası yaptık. Çünkü evet 25 dakikamız var. O evet yüzden hani biraz da çabuk pişsin diye de biraz da bir uğraşmamız da var efendim. Şu anda çorbamızın aslında temelini oluşturduk. Zeytinyağı, tereyağı, salça, evet, soğan kaynadı şimdi hepsi. Şimdi bunu da koydum buluştu bekliyor. Köfte yapacağım. Evet siz bütün temelleri hazırladınız ama dinlendirmeye bıraktınız. Evet. Sıkıcık çorbası çok da güzel oluyor. Sulu köfte ama kandırıyoruz. Sulu köfte değil çünkü içinde kıyma yok. Tarhanadan köfte yaptık. Bunu da bir kez daha söylemiş olduk efendim. Aynen. Arkadaşlarımız sizleri alkışladılar. Hiç beklemiyorlardı böyle bir yeşile döneceğini hiç düşünmemişlerdi. Evet şimdi bunun tuzunu koymadık. Niye koymadık? Yoğurt koyacağız. Bir de kaynama noktası yüzünden. Evet. Bir bilgi daha vereyim. Sütlü, kremalı ve yoğurtlu çorbalara evet tuz en son konur. Çünkü ısının etkisiyle yoğurdun içindeki serum proteinleri çöker, kazein. Laktoalbumin ve glubinin. Şimdi bunu da katıyorum. Hocam artık taraftarlarınız var. Vallahi sizi can kulağıyla dinliyorlar. Yoğurdun içinde ne var dediniz de o ne oluyor dediniz? Süt proteinleri var. Süt proteinleri. Kazein, laktoalbumin ve laktoglubin. Isının etkisiyle burada da tuz olursa çöker. Yani halk arasında kesilir. Kesilmemesi için tuzu şimdi koymadık. Ne zaman koyacağız içerken? Şimdi bir kaynadıktan sonra aygazı kapatınca koyuyoruz. Efendim işte duyduğunuz gibi yani bu iş bir bilim, bu iş bir sanat, bu iş bir teknoloji. Beslenme apayrı bir teknoloji haline almış durumda. Siz artık usta olmuşsunuz zaten. Ya estağfurullah hocam ne demek ya. Böyle yani tuzu gerçekten. Bu kadar diyorsunuz ha. Tam tadı tuzu çok güzel olmuş elinize sağlık. Estağfurullah sizlerden öğrendiğimiz gibi. Rica ederim.